Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Prion'un akım korumalı altılı prizini tanıtacağım. MPP05 koduyla bu altılı priz bakalım nasıl özelliklere sahip. Öncelikle arkadaşlar kutu üzerinde yüksek akım koruma, kısa devre koruma, 750 derece ısıya dayanıklı olduğunu söylemişler. Gerçek bakır iletken kullanılmış. 1,5 metre yüksek akım dirençli kablosu bulunuyor. Çocuk korumalı soketi bulunuyor arkadaşlar. O da şu olması gerekiyor. Şimdi açıp bakacağız. Üzerinde 2 adet tip A girişi, USB girişi var. 2 adet de tip C girişi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da 5 watt 3.4 amperlik de USB şarj soketi bulunduğunda yazmışlar. Kutunun şöyle yan tarafına bakalım. Arka tarafına bakalım. Özellikler tekrar edilmiş, daha açıklayıcı bir şekilde yazılmış. Şimdi kutuyu da açmaya başlayalım arkadaşlar. Burada öncelikle güvenlik bandı var. Bu güvenlik bandını buradan çıkartacağız. Şöyle açalım. Ürünümüz böyle çıkıyor. Ambalajlamasını güzel yapmışlar. Burada direkt zaten sertifika ve kullanım kılavuzu da üzerinde, ürünümüz bu arkadaşlar. Buradaki ambalajından da çıkartalım. Kablo evet, joule derecesiyle ilgili herhangi bir bilgi göremedim. Şu arka tarafına bakalım. Kaç joule? Burada özellikler tekrardan yazılmış. Akım korumalı altılı priz yazıyor. Kalitesi, yapısı gerçekten iyi arkadaşlar. Kablonun şu bağlantı kısımlarını merak ediyordum. Bakın burayı güzel yapmışlar. Sağlam, herhangi bir oynama yok. Kablo kalınlığı güzel, kalite güzel. Bu kablo kalınlığı da 750 dereceye kadar dayanıklı mı diyordu? Yüksek akım dirençli kablo bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bunu da çocuk, burası da çocuk koruma kilidi. Çocuklar herhangi bir rastgele kendi kafasına göre bir şeyler takmasınlar diye de güzel bir koruma düğmesi yapmışlar arkadaşlar. Aynı zamanda aç kapa da yapabiliyoruz. 2 adet gördüğünüz üzere buraya konumlandırmışlar. Type-C girişlerini. 2 adet de USB tip A girişlerinde. Toplam 4 tane de burada girişimiz var arkadaşlar. USB şarj soketi var. Toplamda 6 tane var. Şu kısmı biraz ayrık yapmışlar. Bu güzel olmuş aslında. Çünkü bazı adaptörler bayağı geniş olduğu için onları burada değerlendireceğim. Bunu mantık olarak güzel yapmışlar. Görüntü olarak da çok kötü bir görüntü olmamış. Güzel bir ürün olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben burada 5 tane prize ihtiyacım vardı. Bir tane akım korumalı vardı, üçlü. Onu ondan çıkarttım. Bir üçlü daha taktım. Kablosu çok uzun olduğu için böyle bir karmaşıklık meydana geldi. Şimdi biz bu karmaşıklığı buradan nasıl kurtaracağız bu Prio sayesinde. Zaten bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bir de üçlü bir uzatmaya, başka bir üçlü uzatmaya girdiğiniz zaman gerçekten tehlikeli bir durum. Şimdi ben ekstradan bir monitör daha eklediğim için o yüzden bu durum biraz sıkıntılı olacak gibi. Bir de aynı zamanda böyle kablo karışıklığı meydana geliyor. Bu kabloları düzenleyici aparatlar da var. Ama bunu daha sakin bir şekilde, daha sade bir şekilde yapabilirim. Gördüğünüz üzere şu kocaman şeyi de kullanmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi bütün prizleri çekiyorum. Thank you.
Evet, 3 monitör, bir de kasayı buraya yerleştirdim. Burada benim hoparlörüm var. Adaptör yüksek olduğu için şöyle takıyorum. Bu kısma da şarj aletimi katıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de düzenlenmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde de çalıştırıyoruz arkadaşlar. İstersek bunu da montelemesini de yapabiliriz. Şu şekilde buraya koydum ve kablolardan kurtulduk. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da sizlere açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Böylelikle de ürünü tanıtmış olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.